İşte Elif'i atölyeden aldıktan sonra okuluna gittik biz de. Küçük ama şirin bir okuldu. Sınıflarını da gezdik. Hatta birkaç aile daha gelmiş böyle çocuklarını alıp. Böylece Elif de ilk arkadaşlarıyla tanışmış oldu. Anneciğim, nasıl, beğendin mi okulunu sen? Evet, çok güzel. Kocaman da bir laboratuvarı vardı. Ya baba, ne demek? Tuvalet gibi bir şey mi? Hayır, deney yapılan yer demek. Birini tekere geliyor. Ay, çok heyecanlı. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum derslere. Hadi, hayırlısı olur inşallah yavrum. Ya keşke ben kaydettirebilseydim Elif'i okula. Yani böyle bir günde annesi olarak yanında olmayı çok isterdim. Aa, üzülme ama abla. Sen daha çok gideceksin okula. Bunun karne günü var, toplantıları var. Tabii tabii. Müdür epey şey anlattı zaten. Disiplini de birine benziyor. Yani devamlı veli toplantısı falan düzenleyecekmiş zaten. Hatta annesi babası olarak veli toplantılarında bizi görmek istiyormuş. Nasıl yani? Sizi annesi babası mı zannetti? Sorma. Yani böyle gittiğimizden beri ay ne kadar gençsiniz, ne kadar gençsiniz deyip duruyorlar. Meğerse ondanmış, yanlış anlamışlar. O da olur inşallah. Yüce Rabbim size de evladınızı okullara götürmeyi nasip eder inşallah yavrum. Amin anneciğim, amin. İnşallah. Buyurun. Arzu Hanım, iyi geceler. Gece gece rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Ümit ben. Aa, merhaba. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Ne oldu? Arabayla alakalı bir durum mu var? Evet. Biraz önce servisten aradılar. Aracınız hazırmış. Aa, çok sevindim. Ben sabah gidip alacağım. Oraya kadar yorulmayın siz. Sonra size teslim ederim. Siz zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Zevkle. Tamam, peki. Saat kaçta, nerede? Aa, bilemedim şimdi. Sabah size mesaj atsam olur mu? Hay hay. Nasıl isterseniz. İyi geceler. Size de. Gir lan içeri. Gir! Ya baba, vallahi yeter artık vurdun. Hem ben nereden bileyim ki arabanın çekileceğini? Bir gün benim gene benim çekileceğini. Lan oğlum, biz seni süs olsun diye mi bıraktık oraya ya? Niye durmuyorsun lan malların başında? Veysel, tamam, halloldu çok şükür. Ya bırak Tülay'ım ya. İki dakika karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Şunun yaptığına bak ya. Bir geliyoruz, arabanın yerinde yerler esiyor. Ya baba, yaşlı bir teyze geldi. Sonra bizden bir sürü mal aldı. Dedi ki, evladım ben bu poşetleri taşıyamam, bir yardım edebilir misin? E ben de ne yapayım? Aldım poşetleri, kadıncağızın evine kadar götürdüm. Hem sen hep demez misin baba? Önemli olan müşteri memnuniyeti diye. Lan oğlum, sen teslimatçı mısın lan?
Ne diye gidiyorsun ta evine kadar? Ah ah. Zaten başıma ne geliyorsa hep şu vicdanım yüzünden geliyor. Vicdanın yüzünden geliyor ha? Vicdanına tüküreceğim şimdi seni. Ulan arabayı götürmüşler ta cehennemin dibine. Bir sürü masrafa girdik. Alana kadar alnımızın şah damarı çatladı be. Ya gene olan bize oldu. Veysel uzatma artık. Kırma ama çocuğu. Bak o da çok üzüldü. Üzüldü mü? Bu mu? Eğer şu kadar umurundaysa var ya ben de Veysel değilim ha. Baba ayıp oluyor ama ha. Bozuluyorum yani. Dua et ki o arabayı çalmadılar ha. Ya sana armut var ya, armut az kalıyor. Sen bal kabağısın oğlum. Bal kabağı. İçi boş, bal kabağı. Kız da iyi cesaret etmiş vallahi. Ben adamın gözünün içine bakmaya korkuyorum. Ya ilk başta ne olduğunu ben de anlamadım. Ama bağırışmaları duyunca aileyle dışarı çıktım. Allah korumuş. Ay, olay olmadan yetişmişsin. Maazallah ya kıza bir şey olsaydı? Ya o da sert çıkıştı ama. Vallahi bu Yusuf hiç sağlam pabuca benzemiyor. Ben sana söyleyeyim. Vallahi bundan her şey beklenir Melek. Yani ben insan sarrafı değilim ama... yıllarca benzeriyle yaşaya yaşaya az çok fikir sahibi oldum. Böyle bir bakışları bir garip. Böyle bir tuhaf. Vallahi Aysel'cim, ben gözümle görmeden pek inanmak istemiyorum. Hayırdır inşallah. Alo. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Cansu'ya ulaşamıyorum da. Nasıl yani? Bu saat oldu eve gelmedi. Çıkarken size bir şey söylemedi mi? Derste biraz halsiz hissediyordu kendini. Ateşi çıkmıştı sanırım. Öyle bir durumu vardı. Ama bana haber vermedi. İnsan bir haber vermez mi? Ah Cansu, ah. Aha, yok, biz sizi aradık ama ulaşamadık ki. Doktora gideceğim demişti ama hay Allah. Aa, Güler teyzeli anne bak. Gördüm kızım. Günaydın. Günaydın. Elifciğim bakıyorum sen de atölyeye iyice alıştın. Kız Melek, Aysel bugün de mi gelmedi? Yok, o daha tam iyileşemedi de. Ay sen de ne vefalı çıktın ha. Hadi içeride yaparsınız dedikodunuzu. Simitler soğuyor. Doğru söylüyorsun kız. Kuru kuru da gıybet gitmiyor şimdi. Suna şimdi güzel de bir çay demlemiştir. Oo mis. Hadi gidelim. Hayatım bir şey söyleyeceğim sana. Ne oldu? İşe yetişmem lazım. Dün gece beni Cansu'nun annesi aradı. Sen çalışıyorsun diye söyleyemedim. Ne diye aramış? Cansu dersten çıktıktan sonra eve gitmemiş. Arayıp telefon da etmemiş. Annesi çok merak etmiş, çok telaşlanmış. Nasıl gitmemiş? Biz günlerdir kümes gibi evde aç bilaç oturalım. Ay saralım köşklerde keyifte. Yalansın dünya, yalan. Ama ben bilirim seni dize getirmesini. Gel şuraya. Patlatıyorum. Vallahi yürü. Yürü kız yürü. Yürü. Şuraya geç. Ne o? Kocanı özlemedin mi ha? Ben. Şşş.
Hasretinizi sonra gidereceğiz. Şimdi daha mühim işlerimiz var, tamam mı? Ne? Maşallah diyorum, iyi yere kapak atmışsın. Tabii fakirlik de bir yere kadar değil mi? Haliyle sıkılıyor insan. Ha? Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Ne mi diyorum? Ben de sıkıldım diyorum, ben de. Sen şimdi kocana bir güzellik yapacaksın. Bu evden eli boş çıkmayacaksın. Anladın mı? Ay, simitler de bir koktu ki çocuğum olsa düşürüvermiştim vallahi. Ben de kahvaltı etmeden çıktım, başım dönüyor. Hadi girelim içeri. Aa, kapının kilidi kırık. Kırık mı? Kız, biri girmiş olmasın? Ay deme. Allah korusun. Suna. Dur bir bakalım. Sen çocukla kal burada. Bahriye abla yarısı mıydık acaba? Korkuyorum anne. Korkma bir tanem, korkma, ben yanındayım, tamam? Şükriye, ya ne oluyor? Kız içeri girmesin. Tamam, anneciğim sen burada kal, tamam mı? Anne. Korkma yavrum, ben yanındayım. Kim yaptı? Gelir kuzum, korkma. Lütfen içeri gidip bakalım. Lütfen, lütfen. Olmaz kuzum, burada beklememiz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz siz dışarıda? Sen niye işin başında değilsin? Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu kızım? Anlatsana, verip geveleme, ne oldu? Çocuğun yanında anlatamam. İstiyorsan içeri gir bir bak. Artık çok geç Melek, hadi kal. Kim yaptı bunu? Ölmüş, ölmüş Melek, hadi kal. Ölmüş mü? Nasıl oldu bu? Geldiğimizde yerde öylece yatıyordu. Kapının kilidi kırıktı. Yani kim yapmış olabilir? Neden? Kendi halinde bir kızcağızdı bu yahu. Başta hırsızlık sandık ama. Kim yaptıysa gün yüzü görmez inşallah. Kasa. Kasa açık ya. Kasa. Boşaltmışlar. Kesin hırsız yaptı o zaman. Bütün bunları yapan Yıldız'ın canını alan şu karşıdaki Yusuf olmasın? Ben anneme bakmaya gidiyorum. Elifciğim lütfen, annen gelecek birazdan. Annem bekleyin dedi. Ama hala gelmedi. Lütfen Elifciğim, üzme beni. Gelecek birazdan annen. Hadi bekleyelim. Günaydın abla. Abla hadi simit aldım. Bak fırından yeni çıktı. Sıcacık. Hadi gelin de yiyelim. Ne oldu?
Kocanı özlemedin mi ha? Ben... Hasretimizi sonra gidereceğiz. Şimdi daha mühim işlerimiz var, tamam mı? Ne? Maşallah diyorum, iyi yere kapak atmışsın. Tabii fakirlik de bir yere kadar değil mi? Haliyle sıkılıyor insan. Ha? Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Ne mi diyorum? Ben de sıkıldım diyorum, ben de. Sen şimdi kocana bir güzellik yapacaksın. O evden eli boş çıkmayacaksın. Anladın mı? Aysel. Aysel. Duymuyor musun kızım beni? Özür dilerim, duymadım, dalmışım. Ne demiştiniz? O önemli değil de artık biraz toparla kızım kendini. Böyle ürke kuş gibi. Nereye kadar ha? Biz seni böyle gördükçe çok üzülüyoruz ama. Bak şurada oturmuş, huzurla çaylarımızı içiyoruz. O adam artık karşına çıkmaz. Merak etme kızım. Anne. Ne oldu kızım? Cansu'nun annesi aradı şimdi. Evet. Cansu'ya ulaşamıyormuş. Nasıl yani? Ya dün Cansu hasta olmuştu derste. Akşam da annesi aradı. Ben de erken çıktığını söyledim. Evet. İşte gidebileceği her yeri aramış ama ulaşamamış Cansu'ya. Hala yok muymuş ortada? Yok. Yani ben de şimdi çok endişelendim. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Allah Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Ufacık kız. Allah korusun, nereye gider ki? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Of. Sen misin bu atölyenin sahibi? Benim memur bey, buyurun. Cesedi ilk sen mi buldun? Yok. Onu ilk Gülay gördü. Ben sonradan geldim. Gülay hanginiz? Benim memur bey. Cesedi ilk sen bulmuşsun, doğru mu? Aha. Nasıl oldu? Hadi anlat. Tamam, sakin ol. Bak, katilin kim olduğunu bulmamız için bize yardımcı olman lazım. Şimdi sakince en başından anlat her şeyi. İşte sabah biz birkaç arkadaş atölyeye geldik. Sonra baktık kapının kilidi kırık. Ben önden girdim içeri. Sonra bir tane göreyim. Benim canı arkadaşım. Yıldızım. Yerde öylece. Kilit haricinde dikkatini çeken başka bir detay var mıydı? Evet. Kasanın da içi boşaltılmıştı Mey. Evet, öyle bir şey vardı. Hırsızlar. Gencecik bir insanın hayatını çaldılar. Hırsızlık diyoruz ama ne malum bunun intikam cinayeti olmadığı? Ne demek istiyorsunuz? Bildiğiniz bir şey mi var? Şüphelendiğim diyelim. Daha açık konuşun. Gülay kızım, sen de anlatsana. Daha dün bu Yusuf denen herif Yıldız'la kavga etmedi mi? Etti. Ondan sonra da intikam için geldi öldürdü gencecik kızı. Sen bu kavgaya şahit oldun mu? Oldum. Nasıl oldu? Hadi anlat. İşte biz dün akşam Yıldız'la beraber burada akşam oturup çay içiyorduk. Sonra o adam... Aa, ne olmuş acaba? Hırsız girdi galiba. Yok yok. Kadınlar bağırdı çağırdı. Sanki başka bir şey var burada. Hay Allah, birine bir şey mi oldu acaba? Allah'ından bulsunlar inşallah. Ne istediler günahsızdan? Ya kim yapar bunu ya, kim? Anne, atölye hırsız mı girmiş? O yüzden polis amcalar geldiler. Evet anneciğim, hırsız girmiş, hırsız. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Anlıyorum. Tabii çok merak etmişsinizdir. Ama sakin olmaya çalışın ne olur. Yani hemen kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Tabii. Ama moralinizi yüksek tutmaya çalışın, olur mu? Bir de haber alırsanız mutlaka haber verin bana da. Tamam, görüşmek üzere. Of,
Kadın ölmüş meraktan ya. Aramadığı yer kalmamış. Ne hastaneler, ne arkadaşları ama yok. Selim ne yapıyorsun? Gel Zeynep, gel. Ne oluyor? Ne bu şimdi? Cansu'nun hesabına bakacağım. Soyadı Aydın demiştin değil mi? Evet de ne alaka şimdi? Ben Cansu'nun hasta olduğunu pek sanmıyorum da hayatım. Nasıl yani? İyi de bana çok kötüyüm dedi. Öyle diyecek tabii. Bence kesin gitmek istediği bir yer vardı. Dersten kaçmak için öyle bir şey söyledi işte. Öyle mi diyorsun? Of, bir sürü de Cansu Aydın varmış. Buldum işte, bu değil mi? Hı hı, o. Şimdi öğreniriz neler çevirdiğini. Ya Selim, madem bir dolaplar çeviriyor, niye Feyse koysun ki? Hayatım, bu kız telefonuyla yaşıyor. Sen demiyor muydun attığı her adım yazıyor diye? Bence bir şeyler bulabiliriz, dur. Doğru, haklısın galiba. Aa Zeynep, bak. Dün gece bir fotoğrafta etiketlenmiş. Hem de çok geç bir saatte. Haklıymışım. Hasta falan değil. Baya baya arkadaşlarıyla parti demiş. İnanamıyorum ya. Of Cansu. Anne neden hala bekliyoruz? Niye hiç ilgilenmiyoruz? Anneciğim, polis amcaların çıkmasını bekliyoruz. Ne oldu, bitti mi? Yok anacığım, nerede? Ne yapıyorlar içeride? Incan'ı Cincan'ı soruyorlar işte. Ha Melek, bu arada seni de çağırdılar. Niye ki? İfadeni alacaklarmış. Tamam, geliyorum hemen. Ama. Dur kız sen, iki dakika. Elifciğim gel, gel sen, annen gelir şimdi. Sunacığım, aman o. Dikkat et. Memur Bey, siz bilmezsiniz, bu herif pisliğin tekidir. İnanmayacaksınız ama şu gencecik hanıma tacize bile kalkıştı. Gel Melek Hanım, gel. Konuş sen de, çekinme. Cebali Bey, ne oluyor? Ya ben de tam memur beye bu Yusuf denen herifin size nasıl sarkıntılık ettiğini anlatıyordum. İyi de ama... E Melek Hanım, sen de bir şey söyle. Seni nasıl rahatsız ettiğine ben şahidim. Memur Bey, kendisi konuşamıyor. Ama ben kendi gözlerimle gördüm. Abi de... Bu Yusuf denen herif dün Yıldız'la kavga etmiş. Bir de Sunan'ın gasp durumu var. Hah, buraya yazıyorum. Kesin onun altından da bu herif çıkacak. Doğru mu bunlar? Yani bu kavga olayı falan doğru ama sarkıntılık olayı olmadı. Yani ben sadece tedirgin oldum, o kadar. Peki ya gasp? Suna zaten o gaspçının yüzünü görmediğinde söylemişti. Ya Melek Hanım, Allah'ını seviyorsan savunma şu katil herifi ya. Bir saniye beyefendi. Evet, devam edin siz. Başka şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Hayır, olmadı. Zaten ben burada da çalışmaya yeni başlamıştım. Yani Anis hastane hastane kızını ararken Cansu partilerde geziyorum, şöyle mi? Maalesef. Ya insan bir annesini arayıp da haber vermez mi? Bir telefon etmez mi? Merak ettiğini düşünemez mi? İzin vermez diye söylememiştir herhalde. Öyle mi diyorsun? Ama bence Cansu annesi peşine takılmasın diye yine de arayıp bir yalan uydururdu. Bence bir gariplik var Selim. Başka bir iş var bu işin içinde. Yani gerçekten başına bir şey mi geldiğini düşünüyorsun? Olabilir. Bak Zeynep, bu parti bu çocuğun evindeymiş. Cenk'miş ya da. Bakayım hangisi? Yorumda öyle yazıyor. Ya Selim, bu evin yerini falan bulamıyor muyuz, yazmıyor mu? Dur, şu Cenk'in sayfasına bir gireyim. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Çok da tekinsiz birine benziyor. Şu fotoğraftaki haline baksana. Aa. Partideki fotoğrafı paylaşma sayfasında. Yerimi de var. Süper. Dur, adrese bakayım. Bak bak, dur. Yazalım hemen. Yaz. Ağaçlı konutları.
13'e 6. Sen gidelim hemen. Hala orada mıdır sence? Bir deneyelim şansımızı. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır, yok. Melek Hanım, şikayetçi olacaktım bu heriften. Cevahir Bey, bakın. Ya ben bilmediğim, emin olmadığım bir şey hakkında kesin konuşup kimsenin günahını falan alamam. Olan zavallı Yıldız'ı oldu zaten. Sen bu saatten sonra daha ağzını açıp konuşma. Her şeyi yazdın değil mi? Hı hı. Bu arada işleriniz birkaç gün mühürlük alacak. Niye? Olay yeri inceleme yapacak. Hırs düşmanı. Katil seni. Ulan hırsızlığın yetmedi. Bir de gencecik kızın canına kıydın ha. Şerefsiz. Ne diyorsun sen ya? Bir de bütün gün burada entellik taslıyorsun lan. Cani, soysuz köpek seni. Defol. Defol dükkanından. Sen defolacaksın lan buradan sen. Senin yüzünden dükkanıma kilit vurdular. Haberin var mı? Zararımı kuruşu kuruşuna ödeyeceksin lan. Şerefsiz. Bak neden bahsettiğini bilmiyorum ama... Çabuk dükkandan defol yoksa... Anlarsın şimdi. Anlarsın. Neyi anlarım abi? Neyi anlarım? Yusuf sen misin? Benim, ne oldu? Olduğun yerde kal, tutuklusun. Belliydi zaten. Ne istemiş gencecik insandan? Ben dedim. Salmayacaklardı bunu. Anne, polis amcalar neden götürüyor mu? Bir şey mi yapmış yoksa? Yok kızım. Birkaç soru soracaklarmış sadece. O yüzden götürüyorlar. Ne sorusu soracaklar ki? Hırsız mı görmüş yoksa? Bilmiyorum anneciğim. Hiçbir şey bilmiyorum ben de. Merhaba. Arabam hazır demiştiniz. Hazır ama yolda. Birazdan gelecek. Öyle mi? İsterseniz araba gelene kadar bir şeyler içelim. Peki. Siz araba hazır deyince... Hazır aslında. Sabah bizzat gidip kendim baktım. Hazırlamışlar fakat birkaç çizik var. Hazır buradayken onları da halledip öyle yollayalım dediler. Fazla uzun sürmez. Size de zahmet oldu. Keşke ben gidip alsaydım arabayı. Rica ederim. Ne zahmeti? Zaten birazdan getirecekler, merak etme. Ne alırdınız? Filtre kahve. Pardon, bakar mısınız? İki filtre kahve rica edebilir miyiz? Bu arada iş görüşmeniz nasıl geçti? İyi bir sorun yok. Sevindim. Sizi yetiştirebildim yani. Evet, tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Laf olmaz. Selim, ya ağaçlık konutları diyor ama yanlış gelmedik değil mi? Yok hayatım, bu yol olması lazım. Arabayı da geriye park ettik ama yürüme mesafesinde olduğundan emin misin? Evet hayatım, eminim, merak etme. Hangi ev acaba? Selim, 13 numara burası. Tamam hadi geçelim. Kapı kapalı. Numara kaçtı? 6. Selim bir daha bassana. Thank you.
açmıyorlar. Ne yapacağız? Burası çok güzel bir yermiş. Sık gelir misiniz? Fırsat buldukça. Bundan sonra benim de favori mekanlarımdan biri oldu. Huzurlu bir yer. Hem belki tekrar karşılaşırız ha? Belki. Hem bu sefer eşimle de tanışırsınız. Biz genelde ailecek geliyoruz buraya. Demek evlisiniz. Evet, bir de çocuğumuz var. Ne güzel. Ben de yüzüğümü unutmuşum. Ay inşallah kaybetmemişimdir. Efendim, aracınız geldi. Ha. Nihayet. Teşekkürler. Lütfen bunu ben halledeyim. Hayatta olmaz. Ama... Bu tartışmaya açık bir konu değil. Size yeteri kadar zahmet verdim ben ama. Rica ederim. Ne zahmet, olur mu öyle şey? Hem belki siz de bir gün bana bir şeyler ısmarlarsınız ha? Belki. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Aracın her şeyi tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Sağ ol. Arzu Hanım buyurun. Anahtarlarınız. Teşekkür ederim. Yordum sizi de. Estağfurullah. Yormak ne demek? Hem zaten bu aksilik olmasaydı tanışamayacaktık. Bu arada herhangi bir problem olursa beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tabii. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Alo. Serdar. Evet, her şey yolunda. Şimdi ayrıldık da. İstersen şöyle yapalım mı? Ben şimdi şirkete geçeceğim. Orada detaylıca konuşuruz, tamam mı? Tamamdır, görüşürüz. Cansu. Cansu. Hadi uyan. Cansu. Uyan hadi. Abi başım çok kötü ağrıyor ya. Başım. Hadi gel içerideki yatakta uyu. Daha rahat edersin. Yok. Gideceğim ben. Eve gideceğim ya. Arka odadaki yatakta uyu bence. Bak. Konuşmaya halin yok. Saat. Saat daha erken. Bak herkes uyuyor, görmüyor musun? Ya dur dur, ben eve gideyim abi. Annem çok merak etmiş. Ama bu şekilde ya gidersen annen kızar sana. Kendine gel, ondan sonra ben seni bırakırım ha. Ya annem çok merak eder. Gitseydim keşke. Tamam gidersin. Sen beni dinle, pişman olmayacaksın. Ya evde kimse yok mu acaba? Sanmıyorum hayatım. E nasıl gireceğiz içeri? Çocuklar, kime bakmıştınız? Biz 6 numaraya gelmiştik ama. Patatıcıları diyorsunuz, en üst katta oturan. Bütün gece başımı şişirdiler, başımı. Apartman hop oturdu, hop kalktı. O nasıl bir müzik sesi öyle? Sabah karşı anca uyudum. Ne laftan anlıyorlar, ne sözden?
ben lafınızı böleceğim ama zahmet olmazsa kapıyı açabilir misiniz? Biraz acelemiz var da. Açayım kızım tabii. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geçin bakalım. Selim, burası değil, bir üst kat galiba. Hadi çıkalım. Burası. Açmıyorlar. Ne oldu? Hiçbir ses yok. Allah Allah. Kimse yok mu acaba? Ben bir Cansu'yu arayayım. Cansu! Selim çalıyor. Zeynep. Telefon içeride ses geliyor. Cansu! O zaman Cansu kesin içeride. Cansu! Sen telefonu kapatma, devam et aramaya. Cansu! Açmıyor işte, ne yapsak ki? Bilmiyorum, uyuya falan kaldılar herhalde. Nasıl uyumak? Senin böyle uyumak mı olur? Zaten fotoğraflarda da böyle gözleri bir tuhaf bakıyordu insanların. Ben korkmaya başladım. Ya Zeynep dur, aman aklına kötü şeyler getirme, bir dur. Rahat mısın? Uyurken ne kadar güzel olduğunu daha önce söylediler mi sana? Midem çok bulanıyor ya. Şşş, yorma kendini. Ben şimdi geçireceğim bulantını. Ben eve gitsem çok iyi olacak. Dur be güzelim. Parti henüz bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Tadını çıkarsan iyi edersin. Ne yapıyorsun ya? Rahat bırak beni. Dur be kızım. Eğleniyoruz işte. Ya senin polis falan mı arasak? Dur biraz daha bekleyelim, ararız sonra. Yine ne var teyze ya? Tamam dedik ya. Buyurun. Cansu içeride mi? Başım, hangi Cansu? Cansu diyoruz, hala burada mı? Cansu ne ya? Cansu kim? Güzel kardeşim, siz burada dün parti yapmadınız mı? Verdik, ne olmuş? O teyze mi gönderdi yoksa sizi buraya? Ya sana bir şey soruyoruz, Cansu içeride mi değil mi? Söylesene. Of, sabah sabah ne bu atar ya? Bak delikanlı, biz sadece arkadaşımızı alıp gitmek istiyoruz. Kızın ailesi zaten yeterince merak etti. İşi daha fazla zorlaştırma. Cansu diye bir arkadaşım yok ki benim. Cansu. Hangi Cansu bu? Sen deli misin? Evet, delirdim. Senin delinim. Anlamadın mı bunca zaman? Hayır. Lütfen yapma. Lütfen. Çekil önünden ya. Ne oluyor ya? Ne olmuş ya burada? Cansu, Selim. Cansu! Kapa çeneni. Dün gece kuyruk sallarken iyiydi. Sökmez bana o nazlı kız ayakları. Lan ne saçmalıyorsun sen? Bırak beni. Niye yapıyorsun bunu? Ne olursun bırak beni lütfen. Ya ne olur yapma anneciğim. Ne o? Anneni mi özledin? İmdat! İmdat! Senin bir şey oldu Selim. Cansu! Yardım edin. Kimse yapma. İmdat! Ne yapıyorsun lan sen? Zeynep abla! Zeynep abla! Sen
kimsin lan? Sana kim olduğumu göstereyim mi? Kim olduğumu göstereyim mi? Senem abla götür beni burada. Tamam, tamam canım. Seni dozuna pişman edeceğim. Anladın mı? Yani onu öyle yerde, öyle yatarken görünce ben ne yapacağımı bilemedim. Hatırladığım tek şey de ambulans çağırın demek oldu. Allah'ım nasıl olur bu? Çok genç. Daha hayatının baharında. Kimseye bir zararı yoktu. Bugünden bugüne ağzından kötü bir söz duymadım bile. Kimi kimsesi yok muydu bu kızcağızın? Bilmiyorum ki anne. Yani daha önce sordum ama ailesiyle ilgili pek bir şey söylememişti bana. Kim kıydı sana? Melek, bu işin içinde Yusuf olmasın sakın. Tabii sen onu da bilmiyorsun. Baş şüpheli olarak Yusuf gözaltına alındı. Çok korktum. Herkes öyle telaşlıydı ki. Ne olmuş peki? Sen gördün mü içeride? Hayır. Zaten sonunda hemen beni dışarı çıkarttılar. Kimse hiçbir şey söylemedi mi? Hırsız kimmiş meğer. Hırsız mı? Peki filmdeki gibi mi? Bilmiyorum ki. Görmedim. Ben çok korkarım hırsızdan. Buraya da girer mi acaba? Korkmayınca hem Selim amcam burada. Hepimizi korur. Evet, Selim amca çok güçlü birisi. Aa, bir de şey oldu. Ne oldu? Polisler geldi, böyle herkesi soru sordular. Ne sorular? Hani Yusuf amca vardı ya. Gördün, Gediz amca mı? Hı, evet. İşte polisler onu alıp götürdüler. Hırsız olmuyormuş yoksa? Hayır, hayır. Annem sadece ona hırsız gördü mü, görmedi mi diye soracaklar diye götürdüler demedi. Anladım. Elif abla. Efendim? Belki polisler onun silahını görmüşlerdir. Ah zaman vurur geçer yüzüme. Acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader. Uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içim.